Yeşilçam'ın birçok yapımında iyi kalpli, tatlı sert ve babacan karakterlerini canlandıran Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan Krallığı'nın Tırnova şehrinde doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti ve çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz kuvvetlerinde az subay olarak görev aldı. Asubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halk evlerinde tiyatro başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halk evinde Reşit Baran'ın yönettiği Hisseyi Şahiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen... 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir tiyatrolarında sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu oyuna konu olan köyde yani Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı Köyü'nde Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen tiyatro topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı. Tatlı sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim ve benzeri roller üstlendi. Birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında babacan, tatlı sert erkek karakterini ifade etmek üzere Hulusi Kentmen gibi değişi yerleşti. Birçok filminde Kentmen'i Kemal Ergüvenç bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın yapımda rol aldı. 1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı, keman çalıp parodiler yaptı. Kasım 1993'te kalp ve böbrek yetmezliği teşhisi ile, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Kentmen 20 Aralık 1993 tarihinde hastanede hayatını kaybetti. 22 Aralık 1993'te Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.